Şu an seslerini duyduğumuz cissak kuşu olarak bilinen kuş neredeyse şimdiye kadar duyduğum en ilginç hikayesi olan bir kuş. Saksağın gargası olarak bilinen Pika Pika isimli, Latince isimli kuşu biz çok açık göz kuş olarak biliyoruz. Ve onu aldatabiliyor. Yani kısaca kargayı bile kandırabilen, onu aldatabilen bir kuş. Cissa. Cissa için duyduğum ve öğrendiğim, geçtiğimiz yıllarda da tespit ettiğimiz bir ilginç yaşam öyküsü var. Cissa yumurtasını sadece garganın yuvasına doğuruyor. Onun dışında hiçbir görev almıyor. Kuluçkaya yapmıyor. Yumurtadan çıkan yavruyun bakımını yapmıyor. Onun beslenmesine karışmıyor. Onları sadece gargaya bırakıyor. Garga da kuluçka döneminde olduğu için diğer yumurtalarının yanında bir tane yumurta. Tabi cissa örneğin 4 tane yumurta varsa içerisinde bir tanesini yuvadan atıyor ve kendi yumurtasını oraya bırakıyor. Bir tek yumurta bırakıyor. Geçiyor bir başka yuvaya, orada bir yumurta ve böyle böyle bütün yuvalara birer yumurta da o bırakıyor. Saksağın ise oturuyor hemen kuluçkaya ve özellikle de aldığımız bazı bilgilere göre cissa kuşu garganın yavrusundan 2 gün önce yumurtadan çıkıyor ve yumurtadan çıkan kuş cissanın yavrusu hemenden garga anne baba olarak kendini hissediyor ve başlıyorlar onu yedirmeye. O 2 günlük süre zarfında tabii çok büyük bir olaydır bu 2 günlük süre. Diğer yumurtaların üzerine yeterli kuluçka yapamadığı için onların yuvada bazen ölmesine sebebiyet veriyor. Bazen onları çıkarıyor ancak büyük olan yavruyu beslemekte zorlanan kargalar doğal olarak kendi öz yavrularına yeterli yemeği veremiyorlar. Çünkü cissa daha büyük, daha cüsseli. Cissa ise yuvanın içerisine çırpındığı için doğal olarak yuva çok dar ya, yuvadan onları atıyor dışarıya ve kendi yalnız orada kalıyor tek başına. 2 tane saksağın anne baba evlatlık almışlar ve bunu bir habire yediriyorlar. Büyüyor, tam uçma dönemine gelir. Cissa anne hemen ortaya çıkıyor, yavrusunu karşılıyor ve saksağın elinden alıp gidiyor yavruyor. Bu çok ilginç bir olay. Gerek garga popülasyonunda, gerek diğer konularda özel bir yer tutan bu cissaların korunmasını temenni ediyorum. Yine yuvalarda cissa yavrularına veya yumurtalarına zarar verilmemesi gereklidir. Zaten yuvaya çıkılıp bakıldığı zaman göreceksiniz cissa yumurtası neredeyse bir tavuk yumurtası kadar ama saksan yumurtası daha küçük ve daha benetlidir. Onun için bu karga popülasyonuna başlayan değerli kurumlar veya kişiler bu olayı da nazar dikkate almalarını istiyorum.